G20 toplantısına bir göz atalım istedik. Şöyle ki, şöyle bir izlenimlerimizi paylaştığımızda ortak metnin 200 saat tartışıldığı notu var. Bir taraftan da G20 zirvesinin Hindistan, Brezilya ve Rusya'nın hanesine başarı olarak yazıldığı yorumları var. Zira Hindistan sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşma sağlanması için de yoğun bir çaba sarf etti. Şimdi az önce Sayın İlsever'in de yorumlarına bakarak nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz Kazım Bey, özellikle G20 özelliği için? Evet, şimdi genel olarak bir kere benim görüşüm, biliyorsunuz, Türk Birliği ile Penta-NATO savaşı devam ediyor son hızıyla. 20'ye da öne çıkanlar, birincisi Türkiye'ye işte o barış ve tahıl koridoru ile ilgili, Karadeniz işbirliği ile ilgili teşekkürün edilmesi. Şu ibareyi kullanabiliriz. Yani Kiev'e de Soçi'ye de gidebilen ülke, ikisiyle de alışveriş yapabilen ülke, ikisini çağırdı mı İstanbul'u Antalya'ya getirebilen ülke diye bakabiliriz. Çünkü Türk Birliği'nin merkez ülkesi Türkiye. Ve tahıl koridoru konusunda da özellikle Afrika desteğini ve Afrika'ya bu yönlendirmeyi Türkiye ifade etti. Afrika'nın da G20'ye, Afrika Birliği'nin de G20'ye katılımı noktasında da bir hareketlilik oldu. Türkiye Afrika'da oluştu sistemin, o bürokrasi ve siyasetin de arkasında durmaya devam ettiğini de gösteriyor. Çünkü orada Türkiye'nin çok ciddi, yani bürokratik, siyasi, ekonomik çok ciddi girişimleri var. Afrika, yani önümüzdeki dönem, önümüzdeki belki en az 50 yıl konuşacağımız bir yer, çok daha fazla konuşacağımız bir yer olacak. Bence önemli konulardan bir tanesi burada öne çıkan Hindistan'ın da ortaya koyduğu bu ikinci bir alternatif yol. Şimdi İpek Yolu dediğimiz projenin ana arteri Türkiye'den geçiyor. İkinci bir yan arter Kafkaslar ve Ukrayna'dan geçen yoldu. Yani o biz demiştik ki bu yaza kadar oradaki konu biter ve açılır, ama işte bu Türk Birliği NATO savaşında bütün ülkelerin içerisindeki NATO'cularla onları yerlerinden kaldırma çabası, mücadelesi hala sürüyor. Ve işte Ukrayna'da da Rusya'da da birileri bu işin artık son noktası, barışçıl çözümünü engellemeye çalışıyor. O yüzden Hindistan'ın ortaya attığı o yol projesi gerçekleşir mi, ne kadar mantıklıdır? Gerçekleşirse Türkiye üzerinden mi geçer? Yani Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, oradan İsrail, Ada, Yunanistan şeklinde diye telaffuz ediliyor. Öyle mi gider? Türkiye üzerinden mi geçer? Bunu bir tartışma edelim. Bu Türkiye'ye de bir nevi tehdit midir? Yani bir yolda buradan açılır tehdit midir? Çünkü dönerken Cumhurbaşkanı çok böyle aceleyle de bunu da ifade etti. Dışişleri Bakanı'na da talimat verdiğini ve bu konuya müdahil olunması, bu yolla ilgili çalışmalara katılılmasını söyledi. Bence en önemli ele alınması gereken şey buydu diye düşünüyorum. Bir de benim dikkatimi çeken, birçok insanın da dikkatini çekmiş, Cumhurbaşkanımızın diğer tüm liderlerle sohbeti, yakınlığı, sıcaklığı her iki tarafında çok görünürdü, ama Hindistan liderininle bir araya geldiğindeki duruş, Hindistan liderinin duruşu böyle çok dikkatimi çekmiş insanların. Çok böyle gülmeyen, çok böyle iletişime yakınmayan diye özellikle. Bunun tabii İngiltere ilişkisi, İngiltere'nin Hazar Türkleri ve finans sermaye ile yaşadığı durum, özellikle 2021'den sonra bununla ilişkisi olabilir mi? Çünkü Hindistan'da da hakim bir sermayeydi o sermaye. Bu yolu ortaya atan, bu ikinci tali yolu ortaya atan da muhtemelen yine o sermaye. Bununla ilişkili miydi bilmiyorum, ama çok insanın dikkatini çekmiş bu diye değerlendirebiliriz. Peki. Herhalde şeyden önce de bir antrenman oldu Birleşmiş Milletler'den önce. Evet. Artık orada daha net bence bir takım ifadeleri göreceğiz her taraftan. Çünkü işte yılın artık değerlendirmesi anlamına geliyor bir açısından. Sevgili başkanın, hocamın söylediği gibi Kıbrıs konusu Birleşmiş Milletler'de tekrar gündeme gelir mi? Bilmiyorum, çünkü ben Birleşmiş Milletler toplantısına gidene kadar ve onun sonrası hemen, yani bu ayın ortasından itibaren başka yayınlarımda da söylemiştim.
bölgede bir karışma durumu var. Irak, Suriye zaten hareketlendi. Suriye'de olan biteni izliyoruz. Her yerde olduğu gibi Amerika geri çekiliyor. Yani hiç bir karşılık veremiyor. Aynı Afrika'da da öyle oldu. Libya'da da böyle oldu. Her yerde bu aynı şekilde gerçekleşiyor. Fakat İran ve Ermenistan içindeki küreselci NATO'cu unsurlar üzerinden bir hal olabilir diye düşünülüyordu. İlginç olan yine birçok ülkede olduğu gibi Ermenistan'da ve İran'da ne diyelim hükümettekiler bize daha yaklaşımcı mesajlar veriyor. İran da öyle yaptı. Azerbaycan'la görüştü. Savunma Bakan Yardımcısı gitti. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını söyledi. Ermenistan'da Başbakan ve Meclis Başkanı yine aynı şekilde açıklamalar yaptı ama birileri de oralarda bir savaş çığırtkanlığı yapıyor. Hatta taciz atışlarının olduğu vesaire söyleniyor. Bütün bunları topladığımızda yani bakın Yunanistan'da da durum belli. Yani orada Dede Ağaç'ta NATO var. Ki Hakan Bey Yunanistanlı mevkidaşıyla da görüştü. Ve orada da işte anlatılan bir bıraktığı harita, çizdiği bir harita ve üstüne koyduğu silgi meselesi var. Yani çevremizin hareketleneceğini düşünüyorum. Bu Birleşmiş Milletler toplantısı nasıl yansır? Öncesi mi olur? Hemen akabinde mi olur? O toplantıdan sonra mı hareketlenir? Bilmiyorum. Ama oraya da damga vuracağı kesin. Çünkü mesela Suriye Amerika'dan tazminat istemeye başladı. Çünkü dedi ki siz YPG bizim kara gücümüz diyordunuz. YPG bizim petrolümüzü çaldı. İşte yanlış bilmiyorsam 115 milyar dolar evet. Galiba öyle bir rakam söz konusu olan. Ama rakamdan ziyade artık işte Afrika ülkelerinin, bir Suriye'nin Amerika'dan bir şeyi talep edebiliyor olması. Bunun arkasında olduğumuzu da hissetmek önemli bence. Yani bu G20 ve Birleşmiş Milletler toplantı arası bölgeye Anadolu ve çevresi demiştim hep. Bu Pentanato Türk Birliği, Türk Birliği Savaşı'nın final noktası Anadolu ve çevresidir. Çünkü merkez burasıdır, Kızıl Elma burasıdır. Bunu çeşitli şekillerde altyapısını da açıklamıştım. Bunlar damga vuracak gibi görünüyor. Ama bu yol, ikinci tali yol meselesini önemsemek lazım, onu irdelemek lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Burada bir şey ilave edebilir miyim? Lütfen efendim, lütfen. Kazım Bey önemli bir noktaya değindi bu G20 zirvesiyle ilgili. Bu ikinci yol, tali yol, özellikle Avrupa merkezli planlanmış, düşünülmüş bir yol üzerinde önemli açıklamalarda bulundu. Ve zaten hakikaten bu da gündemin önemli konularından biriydi. Ama bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Hindistan dönüşünde yaptığı açıklama çok önemli. Ya Türkiye'yi bu projede bulundurmuyorlar. Türkiye bu projede yok. Bu Avrupa merkezli, Hindistan üzerinden Avrupa'ya uzanan yol üzerinde bulunmuyor. Fakat Türkiye şu anda Çin'in geliştirmiş olduğu kuşak yol projesiyle ilgili ve o konuda adımlar atıyor ve bu yolda epey ilerlemiş durumda. Zaten bütün Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak böyle bir yol var, böyle bir proje var ve bu da hayata geçiyor, uygulanıyor zaten. Yani biz buradayız diyor. Bu kadar net, benim söylediğim kadar net bir açıklama yapmadı ama bu açıklamanın anlamı önemli bir nokta. Onu da altını çizelim. Peki, çok teşekkürler. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın hemen sonrasında.